Manşete hoş geldiniz. Renkli bir görüntüyle başlayalım istedim bugün. Çünkü ilerleyen dakikalarda pek iyi haberlerimiz yok. Kanada Başkanı Trudeau, Washington DC'de, NATO zirvesi için bulunduğu Washington DC'de bir boşluk bulmuş ve parkta koşuya çıkmış. Muhtemelen hemen yanında onunla beraber koşan kişi yakın koruması, arkadan bisikletle gelen de öyle olabilir. Fakat bir renklilik, Batı ülkelerinde sıkça rastlanan fakat gerek Orta Doğu gerekse Asya ülkelerinde pek görülmeyen görüntüler bunlar güvenlik önlemleri nedeniyle Orta Doğu'lu ve Asyalı liderler kendilerini pek güvende hissetmezler Batı'da durum pek böyle değil ayrıca tabi bu ülkelerin güvenliğiyle de ilgili gene bir diğer görüntü de bu aynı uçaktan çıkan bu iki erkek ve son derece sade bir karşılamayla Washington'da karşılar, karşılanıyorlar biri İsveç'in başbakanı, öbürü de Finlandiya'nın cumhurbaşkanı veya başkanı. Aynı uçakta gitmişler ki ikisi de yeni çiçeği burnunda NATO üyesi. Her ikisi için de Türkiye ve Macaristan veto koymuştu. Daha sonra bu vetolar kaldırıldı bilinen nedenlerle Ukrayna Savaşı'nın ardından. Her neyse şu anda NATO zirvesine birlikte gitmişler. Finlandiya ve İsveç. NATO'nun iki yeni üyesi böylelikle NATO üyesi ülke sayısı 30'dan 32'ye çıktı ve o 32 ülkenin liderleri Washington'da bir araya geldiler ve zirve tamamlandı. Bu iki ülkenin lideri Finlandiya Başkanı Stubb ve İsveç Başbakanı Kristersson birlikte aynı uçakla gitmişler. Nedenini de Finlandiya Başkanı Stubb şöyle açıklamış Instagram hesabındaki paylaşımında. Diyor ki: "Birlikte gidiyoruz. Washington D.C.'ye seyahat ediyoruz. Çünkü bu öncelikle her ikimizin birlikte katıldığı ilk NATO zirvesi. ikincisi bizim diyor ülkede uçuşlar çok yoğundu. Tarifeli uçakları kastediyor. Uçuşlar çok yoğundu. Çok da fazla olanak vermiyordu. Bu yüzden hemen diyor Baltık Denizi'nin öbür tarafındaki e, komşumuzdan, dostumuzdan rica ettim. Ve onlar da bana yardımcı oldular. İsveç'e her zaman bu konuda güvenebilirsiniz diyor Finlandiya başkanı. Teşekkürler geç olsun güç olmasın diye de mesajını bağlamış. Ve ikisi... İki ülkenin lideri birlikte aynı uçakla ve muhtemelen tarifeli uçakla e, seyahat ediyorlar. E, gerek uçağın dışından gerekse uçağın içinden de böyle bu fotoğrafları paylaşmışlar. Enteresan fil. Orada ekranda gördüğünüz bu iki genç adam yaşlarını merak ettiniz mi? Söyleyeyim hemen. Soldaki Finlandiya Başkanı 56, sağdaki İsveç Başbakanı ise 60 yaşında. Evet. E, yaş e, çıtası oldukça yükseldi. artık eskisi gibi değil. E, erkekler Kadınlar da böyle kendilerine iyi bakarlarsa fit olurlarsa düzgün beslenirlerse 50'li 60'lı yaşlarda çok iyi görünebiliyorlar. Halbuki fotoğrafa baktığınızda 40'lı yaşlarda olduğunu düşünebilirsiniz bu iki liderin. O arada İngil İngiltere'nin yeni başkanı daha doğrusu başbakanı Keir Starmer Biden tarafından oval ofiste ağırlanmış ki her iki ülke öteden beri söylerim ama yeni takip edenler için bir kere daha tekrar edeyim. Amerika ve İngiltere ezeli ve ebedi müttefiktirler ve aralarından su sızmaz her türlü askeri, istihbari paylaşımı yaparlar. Siyasal Bu Trump döneminde de değişmedi. Trump gene gelirse de değişecek bir konu değil. Elbette ilişkilerde yer yer soğuma, yer yer sıcaklaşma olabilir. Bunu çok fazla belli de etmezler ama genel olarak stratejik. Dünya ile ilgili konularda, Avrupa ile ilgili konularda, dünya ticareti ile ilgili konularda kadim müttefiktirler İngiltere ve Amerika. Haliyle Keir Starmer'ın da daha birkaç günlük başbakanken Amerika'ya yaptığı NATO zirvesi dolayısıyla dahi olsa ziyarette Joe Biden Beyaz Saray'da ona, onu ağırladı ve Oval Office'te bir görüşme gerçekleştirdiler. Evet. Dönelim bugün size birkaç kamuoyu araştırması paylaşacağım ve o kamuoyu araştırmalarındaki Birinci parti, ikinci parti ki, kim? Bu çok önemli değil. Oradaki bazı enteresan raporlamaları ve analizleri getireceğim. İlki Panorama şirketinin 7-14 Haziran'da yaptığı araştırma. 22 yıllık dönem kapanıyor mu derken AKP dönemini kastediyorum. Ve bu başlığı bana bu Panorama araştırmanın analizi attırdı. Panorama araştırma CHP'yi 35, AKP'yi 32, Dem Parti'yi 9, MHP'yi 7, Yeniden Refahı 6, Zafer Partisi'ni 3.6 filan diye görerek bir anket çalışması yapmış. Fakat bu ankette mühim bir anketle birlikte mühim bir analizi de paylaşmış. Bu analizi de 7 madde halinde ekrana getiriyorum. İlki diyor ki 31 Mart'ta çıkan, yerel seçimde çıkan sonuç artık yavaş yavaş kalıcılaşıyor. Yani CHP, AKP değil burada önemli olan CHP çıktığı oyu koruyor. Yani %30'lar, %35'ler, %38'ler seviyesinde bir oy artık CHP için şartı, şaşırtıcı değil, sürpriz değil. 2. CHP'nin birinci partiliği tescillendi diyor. Bundan çok fazla emin olmamak lazım. AKP ile CHP alt alta üst üste gibi bir durum var. Yani biri önde biri arkada olabilir. Şu, şu dönemde yapılan kamuoyu araştırmalarında. 3. Erdoğan ve Cumhur İttifakı hegemonyası bitiyor diyor ki bu MHP'deki son dalgalanma şu son Sinan Ateş davası ve diğer işte yargıda ve poliste, emniyette çeteleşme, bütün bunların hepsini birlikte değerlendirmek gerekiyor. Ve elbette Erdoğan-Özgür Özel yakınlaşmasını da bu çerçevede ele almak gerekiyor. 4. Muhalefet iktidarın çizdiği meşruiyet sınırını aşacak diyor. Bundan emin değiliz ama iktidar belli havuçlar veriyor. İşte ne bileyim 28 Şubat paşalarının serbest bırakılması ya da belki gezi çocuklularının veya gezi tutsaklarının serbest bırakılması gibi konular devamla gelebilir Osman Kavala hariç tutularak belki bilmiyoruz bakacağız. Gündemi artık Erdoğan özel belirleyecek başlığı ise çok önemli ki şu dönemde gerek işte Suriye meselesinde Esad'la görüşme gerek diğer konularda Özgür Özel'in iktidarla kurduğu köprü CHP'nin gölge bakanlarının iktidar bakanlarıyla kurduğu köprü önemli haliyle gündemi belirleyen iki lider olma inisiyatifini Erdoğan ve Özel elde tutacak deniyor ki bu da yavaş yavaş MHP'nin Cumhur İttifakı'ndan dışlanması manasına da geliyor. 31 Mart 14 Mayıs'tan önemli bir sonuç doğurdu deniyor. 14 Mayıs şimdiden tarih oldu. Yani geçen sene iki turlu seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi. Şimdi her, her şey artık 31 Mart'a göre kartlar yeniden dağıtıldı, dağıtılacak yorumu. Hü hiç şüphesiz yeni bir dönem başladı ve tabii devamla da 22 yıllık dönem kapanıyor mu? Bu durum sürdürülebilir mi, sürdürülemez mi? Şimdi birazdan bakacağız. Bazı ekonomik veriler ve paylaşımlar eşliğinde. Metropol araştırmada yeni araştırmasını yayımladı. O araştırmada %32 civarında görülüyor AKP ve MHP. AKP burun farkıyla önde görünüyor. Kararsızlar dağıtılmadan, kararsızlar dağıtıldıktan sonra iki ayrı tablo var yan yana. Fakat burada benim dikkat çekmek istediğim iki konu var. İlki AKP ve CHP'nin oyları eşit veya birbirine yakın seyrediyor. AKP'de bir yükselme, CHP'de de 3 puan erime gözleniyor Metropol'e göre. Bu panoramada böyle değil. Fakat CHP'nin oylarının artık 30'larda 30'un üzerinde 32'lerde 35'lerde sabitlendiği düşünülebilir. Diğer konu ki daha önemlisi ki metropol araştırmada kararsızlar dağıtılmadan verilen verilerde bu net bir biçimde görülüyor. Yani kararsız oylar protesto ediyorum protesto oyu ya da cevapsız cevabım yok oylarını topladığınızda %31.4 etmiş. Önceki aylarda bu 32-33'ü buluyordu. Yani her 3 kişiden biri ortalama Halen kararsız, halen oy verecek partisi yok. Geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun şu seçimde oy verecek parti göremiyor, bulamıyor. Böyle bir tablo var. Selda Güneysun'un Cumhuriyeti'ki haberi önemsenecek bir haber. İçeriden bir kulise aktarıyor. Vatandaştan AKP'li vekillere hepinizin tuzu kuru. Bu AKP kulislerinde, parlamento kulislerinde falan nabız tutularak oluşturulmuş bir haber. Haberin gelişinden öyle anlıyoruz. AKP'li vekiller çok dertliymiş ve bunu da genel merkeze iletmişler, iletiyorlarmış. Sahaya indiklerinde yurttaşlardan artık size verecek neyimiz kaldı tepkisiyle karşılaşıyorlar ve sahaya inmeye çekiniyorlarmış. Ve ciddi bir güvensizlik sorunu var diyorlar seçmende, tabanımızda. Ondan muhtemelen artık tabandaki faaliyetler bir yönüyle sekteye uğradı. İşte burada da detaylı olarak anlatmışlar. Yani işte hepinizin tuzu kuru vatandaştan ilk şikayet. Markete gittiğimizde aldığımız bir şeyi ikinci kez aynı fiyata alamıyoruz diyor vatandaş AKP'li vekillere. Her şeye zam üstüne zam geliyor. Devlet zor durumda diyorsunuz. El birliğiyle bu işin üstesinden geleceğimizi söylüyorsunuz ancak vatandaşın sırtı sırtına yükleniyorsunuz. Sürekli vergiler artıyor. Neden zenginlerden değil geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlardan vergi alıyorsunuz? Hepinizin tuzu kuru. Emekli maaşı ve asgari ücretle siz geçinin geçinebilir misiniz? İki ayrı başlık daha var. Verecek neyimiz kaldı? Gençlerimiz neden işsiz diye. Onları da ekranda görüyorsunuz. Yayını pauslayıp okuyabilirsiniz. Ben sadece ilk maddeyi seslendirdim. Şimdi nasıl olmasın ki? Bir gün gazetesinin manşeti. Bu maaşlar kanat taktırır. Milyonlarca kişi il değiştirmeye zorlanırken THY'de genel müdür maaşı 1.8 milyon, genel müdür maaşı 1.6 milyon, başkan maaşı 910 bin TL olmuş. Sağdaki haberse bir avuç zenginin keyfi pek yerinde ve bu tabanda işte huzurdamaya neden oluyor. Yukarıda da yazdım yurttaş çakıldı yöneticiler uçuşta. Ve bu makas kapanmıyor. Kimsenin de umurunda değil. Bakın ekonominin başında, hazine maliyenin başında bir numaralı isim kim? Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek'in eşi ve çocukları binsin diye THY'nin işlettiği acet ki acet şu son günlerde pek çok skandalla anılıyor. Gecikmeler, bilet iptalleri, ee, çok sayıda bilet satma filan bir sürü şey yurt içi ve yurt dışı e, uçuşlarda ciddi e, gecikmeler hatta iptaller var o ayrı bir şey sosyal ağlara baktığınızda acet yazın binlerce şikayet görürsünüz Fatih Altaylı yazmış bunu isim vermeden ama bu kişinin yani bu bakanın meme şimşek olduğu ortaya çıkmış yani biletler satılmış herkes koltuğuna oturmuş uçak belli ki full kalkıyor o sırada bakanın eşi ve çocukları geliyorlar Mutlaka bilmemiz lazım uçağa diyorlar. Her şey kapanmış uçak kalkacakken birkaçını yerinden kaldırıp bakan eşi ve çocuklarını oturtuyorlar. Yani bir skandal büyük bir skandal ama bu tepeden tırnağa böyle. Yani böyleyken nasıl olacak ki diyorsunuz. Yani böyleyken nasıl ülkenin iki yakası bir araya gelecek ki? Bir de şöyle de bir tarafı var. Her şeyi kendilerinin görüyorlar. Yani TH'ye bizim, bankalar bizim ne bileyim TÜİK bizim, Merkez Bankası bizim. Oradaki her şeyden istediğimiz gibi tasarruf edebiliriz. Yollar bizim, sokaklar bizim, araziler bizim. Her şey bizim. Babalarının malları. Hatta kendi malları. Artık babalarının malları da değil yani. Böyle bakıyorlar yani durum bu. Bunu yazmış Şamil Tayyar. AKP'de vekillik yaptı eski gazeteci. Diyor ki öyle bir reçete içirmeye çalışıyorlar ki vatandaşa. Muhtemel yan etkilerine duyarsız kalırsanız bu hastayı iyileştirmez öldürür. Emekli maaşının 10 bin lira, asgari ücretin 17 bin lira olduğu ortamda mevcut ekonomik program aşırı doz etkisi oluşturur. Ve devamla toplum nefes alamaz, nitekim alamıyor diyor. Ve bu şartlarda 4 yıl seçimsiz geçmez, geçse bile sonu iyi olmaz. Yani ne zaman seçim yaparsanız yapın gideceksiniz diyor. Ama diyor bunun için diyor 4 yıl beklemeye çalışıyorsunuz. Ee, seçim normal vaktinde olacaktı diyorsunuz Hayır yani bunu tutamazsınız diyor Yani sandığı bir biçimde getirmek zorunda kalacaksınız diyor Toplum nefes alamıyor Bu şartlarda 4 yıl seçimsiz geçmez demiş Şamil Tayyar Alpan Manas enteresan bir analiz yapmış Baştan sona okunası birkaç satır okuyacağım Yabancı turistler bile fiyatlarla dalga geçiyor Restoranlarda fiyat mantığı kalmadı Londra'da yemek yemek daha ucuz yatırım aracı kalmadı. Artık parası olan yurt dışında ev alıyor. Özel okul fiyatları, kiralar kontrol edilemez seviyede. İhracatçı kepenk kapatmak üzere. Tahsilat yapılamıyor, kredi kullanılamıyor. Kim kimi yakalarsa kendini ona finanse ettiriyor. Firmalar konkordato yarışına girmişler. Vergi versinler diye Suriyeliler vatandaş yapılmaya çalışılıyor. Ayrıca dolar kuru hakkında da bir fikir vermiş. Yok efendim dolar 38 TL olacakmış. Yahu basit anlamda Merkez Bankası'nın imkansız yıl sonu %38 enflasyon tahminini bile tahmini ile bile dolar 40 lirayı geçer. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz demiş. Yıl sonunda Alpan Manas dolar 40 lirayı geçer demiş. Yani e, vatandaş tepkisinde haksız değil. Ayrıca vatandaş bütün bunları görüyor. Artık daha önce bütün bunlara duyarsızken kendi çorbası kaynarken yaşananlar veya götürmeler, çalmalar, çırpmalar, eşe dosta peşkeş çekmeler umursamazken bunlar haber yapıldı halde şimdi bunlar batıyor. Batması da doğal. Baksanıza yani Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti diye bir yavru vatan var Türkiye'nin ve kimsenin dünyada kimsenin tanımadığı bir ülkedir. Kuzey Kıbrıs'taki sarayın maliyeti 4,5 milyar TL 2 milyar TL'lik bir ihale daha düzenlenmiş. Yani dünyanın tanımadığı parlamento, dünyanın tanımadığı cumhurbaşkanlığı için Arın'ın bir gündeki haberi. Şimdi diyeceksiniz ki bu herif Kartal İmam Hatip oradan da Azerbaycan Yahşi Üniversitesi'nden doktoralıdır kesin. Öyle değil. Şöyle ki bu TÜİK Başkanı'nın işte Çetin açıklamaları konuşuluyor. İşte enflasyona 75 olsa ne yazar, 45 olsa ne yazar. Arada, arada bir fark yok. İşte e, psikolojik fiyatlar artıyor. 100 TL olan ürünün fiyatının bir yıl sonra 175 veya 145 TL olması arasında can yakıcılığı açısından bir fark yok. Psikolojik olabilir belki filan gibi konuşunca. Tuğçe Varol yazmış bu mesajın üzerine. Yani bu haberin üzerine. Bilkent Endüstri Mühendisliğini %100 bursla okumuş diyor. Yani... Yüksek puanla Bilkent'e girmiş ve dev, e, burs kazanmış. Bilkent paralı bir okuldur. Parayla okursunuz daha düşük puanla girdiğinizde. Ama burslu okuyabilmeniz için çok yüksek iyi puan çekmeniz lazım. Filan. Yani iyi bir okulu, kaliteli bir üniversitenin kaliteli bir bölümünü... ...üstelik %100 burslu okumuş bir insandan bahsediyoruz. Neyin ne olduğunu biliyor. Ama işine böyle konuşmak geliyor. Asıl de bu diyor. Tuğçe Varol. Ama bu kişinin gerçekten açıklamaları... Kritik edilmeye devam ediliyor 2-3 gündür. Profesör Veysel Ulusoy ki bu enak araştırmanın başında. Buna göre 71 ile 113 arasındaki farkı nasıl yorumlayacağız demiş. Yani kendi enflasyonuyla yani TÜİK enflasyonuyla enak arasındaki enflasyonu. Yoruma göre ikisi arasında fark yok diyor. Gene ekonomist Meriç Koyotası buna cevap yap, yaz, yazmış. Yoruma göre ikisi arasında fark yok derken işte 75 ile 45 olması arasında bir fark yok demiş ya enflasyonun. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya. Meriç Köy Atası fark etmez. Nasıl olsa yakalayıp öpüyorlar. Aynen öyle. Kısa ve öz. Şimdi dönelim özel ile Şam'da Erdoğan'la Bağdat'ta görüşmeye açık olduğuna dair Suriye Başkanı Beşar Esat'ın beyanları var. Ya da saray kaynakları, Suriye sarayı kaynakları bu şekilde çiziktirmişler Suriye basınında. Fakat burada dün de bahsetmiştim. CHP Genel Başkanı'nın Şam'a gitmesi ve Esad'la görüşmesi kesinlikle devletin bilgisi dahilindedir ve giderken de gelirken de giderken bilgi alır dönüşte de bilgi verir ve briefing söz konusu olur. Bu Erdoğan'dan Ankara'dan bağımsız olmaz bunu zaten Özgür Özel söylemişti açıklamıştı dış temaslarda kesinlikle devletle beraber hareket edeceğiz demişti. Ee, bir yönü bu diğer tarafı da muhtemelen bir ara buluculuk götürecek ve sonrasında da es Esad'ın bu haberde daha mühim olan şey şu Özel'in görüşmesinden daha mühim olan şey Erdoğan'la buluşmaya da artık yavaş yavaş sarı ışık yakması ne Şam'da ne Ankara'da Bağdat'ta ee, bir araya gelme ihtimalleri üzerinde duruluyor. Özel demişken şimdi en başta e, bir panorama anke e, anketinin sonuçları sonuç analizinde paylaşmıştım. Erdoğan Cumhur İttifakı hegemonyası bitiyor. Muhalefet şey gündemi artık 5. madde. Gündemi artık Erdoğan özel özel belirleyecek. İşte bu şey zirvesi de tam anlamıyla böyle. Yani Özel'in Şam ziyareti de tam anlamıyla böyle. Bir diğer konu var. Çok da fazla dikkate geldiğini zannetmiyorum. Ee, Özgür Özel Bosna Hersek'e gitti. Srebrenica birazdan bakacağız. Srebrenica'nın yıl dönümü katliamının yıl dönümü. Bosna Hersek ee, de Avrupa Birliği gücü üstüne gitti ve Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti. Buradan da fotoğraflar paylaştı böyle. Şimdi bu da gene aynı şekilde Ankara'nın bilgisi dahilinde yapılan bir temas değilse CHP Genel Başkanı'nı kabul etmezler. Böyle karşılamazlar, böyle ağırlamazlar ve böyle fotoğraflar verilmez. Bir başkası Bosna Hersek Saraybosna'da e, Özgür Özel Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret etmiş ve Büyükelçi ile görüşmüş. Büyükelçi de kapıda böyle karşılamış. Bu şekilde görüşmüşler. Böyle de fotoğraf vermişler falan. Ankara'nın Büyükelçisi Erdoğan'ın Büyükelçisi CHP liderini bu şekilde kapıda karşılamaz. Ankara'nın bilgisi ve onayı yoksa ve bu şekilde de kabul etmez. Dolayısıyla bunları da not olarak düşelim. İktidarla CHP'nin 31 Mart yerel seçiminden sonra farklı bir ilişki biçimi var. Onu anlatmak için söyledim. Dönelim Yeni Şafak. Dün bahsetmiştim hatta birkaç gündür gündem, gündem yapıyorum bu Kayseri olaylarının Kayseri'de sığınmacılara dönük şiddet olaylarının arkasında e, yeni ortaya çıktı. Kimsenin de dikkatini çekmemiş. Nisan sonunda tek tek Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nin o sığınmacı işyerlerini işaretlediği videoyla paylaştığı kurgulanmış bir videoyla paylaştığı ve oraların saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Vatana ihanetten hesap vereceksin demiş Yeni Şafak. Birkaç gündür manşetten bu işi götürüyor. Anıt kabile gidip saklansan da kurtulamazsın. Devam ediyor ve e, spottaki ifade enteresan. Etki ajanı Ümit Özdağ demiş. Şimdi bu etki ajanlığı değil. Her şeyi birbirine karıştırırlar. Şimdi zaten etki ajanlığı ile ilgili bir düzenleme yaparlarsa meclisten nasıl geçeceğini bilmiyoruz artık herkes her tweetiyle veya her yorumuyla etki ajanı olabilecek. Fakat Ümit Özdağ'ın yaptığı etki değil. Ümit Özdağ Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlük, kışkırtıcılık. Hani o Türk Ceza Kanunu'nda olan ve başkaları için uygulandığı halde Ümit Özdağ gibileri için uygulanmayan halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçuna giriyor. Etki ajanlığı değil. Bir kere daha ekrana getireyim. İşte bu görüntüleri Nisan sonunda yayınladı. Kendi X platformundaki hesabından ve bir takım adamlar sığınmacı işyerlerini böyle böyle gösteriyorlar adresten nokta. Uzunca bir video bu. Dakikalarca devam ediyor. Ve sonra bu işyerleri basılarak yakılıyor. Araçları ters çevriliyor ve Kayseri önceki hafta sonu dehşet verici bir şiddete sahne oluyor. Evet. Suriye demişken bir diğer konu da şu. CHP Suriyeli sığınmacılara yönelik olaylar sırasında bir takım sosyal ağlardaki hesaplardan kimlik bilgilerinin paylaşıldığından hareketle meclis gündemine taşımış bunu. CHP milletvekili Yüksel Mansur Kılınç sormuş. Milyonlarca Suriyeli sığınmacıya ait kimlik bilgileri provokatörlerin eline nasıl geçti? Bir işin diğer bir skandal ve soruşturulması gereken tarafı da bu. Hedef gözetilerek yapılmış bir pogrom ya da pogrom girişimiydi. Kayseri'de Yaşananlar bunu bu şekilde gerçekten e, tespit etmezseniz e, doğru analiz e, yapamazsınız. Doğru analiz bu olmaz. Srebrenica demiştim. Şimdi ona bakacağım. E, BBC Türkçe'de e, güzel bir e, belgesel var. E, birkaç dakika içeris içerisinde Srebrenica katliamının bir yönünü anlatıyor. Onu sadece sessiz olarak ekrana getireceğim ve üzerine birkaç şey söyleyeceğim. Bu katliam Bosna Hersek'te yaşandı 1995 yılında ve dünyanın gözü önünde, Avrupa'nın ortasında. Modern Avrupa tarihinin ne kadar modernse en büyük toplu katliamlarından biri Avrupa'nın göbeğinde yaşanması itibariyle. Yani diyebilirsiniz ki Asya'daki katliamların, Ortadoğu'daki katliamların, Afrika'daki katliamların önemi yok mu? Elbette bunun Avrupa'nın göbeğinde olması itibariyle e, önemi vardı. Şöyle ki 8000'den fazla e, Bosnalı Müslüman, Boşnak denilen Bosnalı Müslüman kadın, erkek, çocuk Bosnalı Sırp kuvvetler tarafından öldürüldü, katledildi. Hala mezarları bulunamayanlar var, kaybedilenler var. Hemen her sene yeni mezarlar veya toplu mezarlar çıkıyor. Bosna bir dramdır. 1993 yılında Srebrenica Birleşmiş Milletleri güvenli bölge ilan etmesine rağmen 95'te Miladiç komutasında Sırp kuvvetleri kuşattı Srebrenica'yı ve Birleşmiş Milletler barış gücü tıpkı Ruanda'da olduğu gibi başka yerlerde olduğu gibi etkisiz kaldı. Hollanda birliklerinden oluşan küçük bir kuvvetti. Durumu kontrolde yetersiz kaldılar ve şehri savunamadılar. Ve 11 Temmuz, işte bugün yıl dönümü, 11 Temmuz yani 30 yıl olacak neredeyse. 11 Temmuz 95'te Srebrenica Sırp kuvvetlerinin eline geçti ve düştükten sonra da Sırp kuvvetleri şehirdeki boşnak erkekleri, erkek çocukları topladı. Kadınlar ve küçük çocuklar tahliye edildi. Ve erkekler ayrıca infaz edildi. 8 binden fazla boşnak sistematik olarak öldürüldü. Arada giden gene kadınlar çocuklarda oldu ayrı bir konu. Toplu mezarlara gömüldü özellikle erkekler. Uluslararası toplum tarafından geniş çapta kınandı falan ama. Ee, büyük bir dramdır ve Avrupa'nın göz önünde göz göre göre gelen bir katliamdır ve maalesef benzerleri bugün yaşanıyor işte Gazze farklı bir boyutta fakat gene uluslararası toplum sessiz tepkisiz takip ediyor maalesef bir dönem Galatasaray'da top koşturan Schneider doğru okudum galiba ismini Comanchero örgütünün gizli ortağı çıkmış. Acayip silahlı organize suç örgütüymüş. İşte hakkında da bir sürü şey var. E, iddia var. E, Uluslararası organize suç örgütü diye geçiyor. E, İstanbul'da bir soruşturma yürütülüyordu. Ve MASAK'la, MASAK işbirliğiyle yapılan e, çalışmalarda 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. 4,5 milyar TL civarında mal varlığına mahkeme kararıyla el konulmuş filan. Fakat e, tutuklu şüpheliler var. Adli kontrolle serbest olanlar var. Böyle bir örgütün eski Galatasaraylı bir futbolcunun da bu örgütün üyesi olması enteresan. Ha, haber de e, sabahta çıkmış bu şekilde. Masak kara paranın izini sürdü. Comanchero'dan Schneider çıktı diye. Enteresan. Enteresan. Bakmak takip etmek lazım. Önüne arkasına nedir ne değildir bilemiyoruz. Fakat sosyal ağlarda dolaşılan ve gazetecilerin de teyit ettiği bir kimlik kartı getireceğim ekrana. İçişleri Bakanlığı diye yazıyor. TC İçişleri Bakanlığı'nı görünce bir de bayrak logosu falan. Diyorsunuz bir şey bu adam resmi bir adam, önemli bir adam, mehim bir adam. Halbuki alakası yok. Ak ve Gençlik Ocakları filan üyesi. Yani acayip ee, bu ee, Ak ve Gençlik Ocakları kim? X platformunda bir hesabı var. Bir de genel başkanı varmış Ferhat Aydoğan diye tedbiri kıyafetle diyor. Tebdili olacak. Neyse İstanbul'da Sirkeci, Eminönü, Karaköy falan falan esnafın işlerini vatandaşın pazar gününü falan gözlemledi diyor. Acayip yani böyle. Arkadaş tebdili kıyafet buysa yani bu şekilde teftiş yapıyor kendince. Enteresan. Bir de böyle nevi şahsına münhasır kerameti kendinden menkul insanlarla görüşüyor. Kimmiş işte İsmail Karadağ diye biriyle görüşmüş. NATO Türkiye temsilcisiyle kritik görüşme diye de paylaşmış. Ve bunu da TV100 diye bir site, kanalda var. Öyle haber diye paylaşmış. Yani Acayip, acayip bir ülke ve acayip ilişkiler, acayip durumlar var. Enteresan. Ee, niye böyle oluyor? İnsan şaşırıyor. Ayrıca yani haber haber değil. Şimdi bakar mısınız? Türkiye Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan... Birleşmiş Milletler NATO Türkiye temsilcisi. Ya Birleşmiş Milletler başka NATO başkan neresini düzelteceksin ayrı bir konu. Ama her şeyin çivisi çıkmış durumda. Yani böyle ak gençlik ocakları diye bir şey var. Ne yürü belirsiz tipler iş tutuyor. Ve ve bunlar e, Türkiye'de işte bekçilerin, polislerin şunun bunun atamalarına karar veren listeleri belirleyen isimler yani. Tam bir çete cumhuriyeti. Bir de böyle kimlik basmışlar kendilerine. Ak gençlik ocakları. Yani yukarıda İçişleri Bakanlığı yazıyor. Yani, yani resmi görevli. Enteresan. Selçuk Mızraklı'nın mesajıyla bugün manşeti bağlayacağım Edirne cezaevinden. Başta Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediye başkanlarından oluşan kalabalık bir heyet Hakkari'ye gitmeli, açıklama yapmalı, seçilmiş eş başkanlarla bir araya gelmeli, meşru muhataplarının kayım değil seçilmişler olduğunu deklare etmeli demiş. Bas bas bağırıyor Diyarbakır'da hakkı gasp edilen Diyarbakır'ın seçilmiş 2019'da seçilmiş başkanı Selçuk Mızraklı bugün Edirne'de o gün bugündür 2019'da seçildikten az süre sonra e, gözaltına alınarak tutuklandı ve Selahattin Demirtaş'ın daha sonra yanına kondu. Kaç sene oldu Selahattin Demirtaş 2016 Kasım'dan beri Selçuk Mızraklı'da 2019'dan beri tutsak eşir Edirne cezaevinden bas bas bağırıyor. Hakkari'ye gidin diyor. Geliyor gelmekte olan. Ekrem İmamoğlu. Bilmiyorum Ekrem İmamoğlu bu mesajı aldı mı? Almıştır muhakkak. Fakat geliyor gelmekte olan. Diyoruz ve bu mesajla manşeti noktalıyoruz. Yarın Cuma haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla.